Hocam şimdi uyumlanma geliyor başlığımızda. Ben oradan bir başlamak istiyorum. Hep böyle bir klasik soru vardır ya. Eskiden uyumlanma mı vardı? Nedir bu uyumlanma? Neyi kastediyoruz burada? Ya uyumlanma ve sağlıklı dil kullanımı aslında ilk başta kişinin kendi dünyasında başlayan bir yolculuktur. O yüzden bu ne kadar da hani ebeveyn ve çocukla alakalı bir konuşma gibi görünse bile aslında insanı kendi tekamül ve kemalat yolculuğunda çok önemli bir faktör oynayan bir durum. Çünkü sözler bizim niyetlerimizi belirler. İç dünyamızda, kalbimizde yaşadığımız, ruh dünyamızda, akıl dünyamızda yaşadığımız çalkantılar bizim dilimize yansır. O yüzden dil vicdi bize tercümanlık yapar. Ne kadar da tam olarak duygularımızı ifade edemesek bile. O yüzden bu uyumlanma ve sağlıklı dil kullanımı ilk başta kişinin kendi iç dünyasındaki bazı bakım, onarım sürecinden başlayan bir süreç oluyor. Senin de işte bahsettiğin gibi bu pandemi sürecinde özellikle herkes bir stres ve gerginlik halinde olabiliyor. Yani belki bu aileden aileye değişiyor. Mesela az çocuklu aile, işte çok çocuklu aile, geniş bahçede evde yaşayan aile, dar sokaklarda, büyük şehirlerde yaşayan aile, maddi durum etkisi bir sürü faktör oynayabiliyor bu süreçte. Kimi çok güzel bu süreci rahatlıkla atlatırken, kimi daha çok gergin atlatabiliyor. O yüzden ben kendimi işte bir karşımda bir çocuk var. Çocuğu ben ki bunu herkes bunu senden görür. Ben gelişimci olduğum için çocuğa ben bir insan olarak biz bakıyoruz. Yani doğduğu esnada artık o bir insan ve insanın hem kognitifle hem duygusal hem de fiziksel gelişimli sürecini inceleme oluyor gelişim olayı. O yüzden bir insanı görüyoruz aslında karşınızda. O yüzden hep derler ya çocuk aslında kişinin aynasıdır. Ben çocuğuma kızdığımda aslında ben kendime kızabiliyorum. Çocuğun beni rahatsız ettiğini aslında benim içsel olarak halledemediğim bazı hallerim var. Onun yansımasını yapabiliyorum. Bir ciddi güzel bir fırsat. Yani mesela hani ben çocuğuma gene mi bağırdım? Sabah uyandım ve dedim ki ben bugün çok güzel bir şekilde çocuklarımla vakit geçireceğim. Onlarla şu oyunları yapacağım vesaire. Ama gece uykusuz kalabiliriz. Çocuk kaç defa uyanmış olabilir. Kahvaltı yapacak vaktimiz olmayabilir. Ya da aile dışında başka bir faktörler bizim moralimizi bozabilir. Çünkü hayat bu sonuçta. Her şey değişebilir. Ya da fiziksel olarak o gün rahatsız olabiliriz. O yüzden böyle bunlar da faktör devreye girdiği zaman dilimizi etkiliyor otomatikman. Yani çocuk mesela işte ben uyumayacağım anne diyor ya da ben bunu yemek yemeyeceğim diyor. Zaten siz uykusuzsunuz o halde kahvaltı hazırlamışsınız çocuğa ve ondan öyle bir şey duyunca patlıyoruz. Aslında orada bizim patladığımız, bağırdığımız soru diyoruz ben çok kötü bir ebeveynim. Aslında kötü bir ebeveyn olmak yerine o anda durup bir dakika ben neden acaba bağırma ihtiyacı hissettim? O anda buna neyi tekabül ediyor, bu neyi işaret ediyor diye düşünmeye başladığım zaman ki bu bir süreçtir otomatikman o anda olmayabilir. Ya. O anda belki bağırdık, belki bir iki saat sonra farkına varabiliriz. İşte o esnada ben kendi iç dünyama dönmeye başladığım için onarımı daha kolay. Çünkü çocuk sürekli gelişim sürecinde olduğu için yani 7 aylık bir bebeğe konuşmak, 2 yaşında bir çocuğa konuşmak, 4-5 yaşında bir çocuğa konuşmak, bir de 4-5 çocukla beraber aynı ortamda hangisinin nasıl dil kullanacağını düşündüğünüz zaman olay biraz kaotik gibi görünebiliyor. O yüzden ben ona odaklanmak yerine kendime odaklandığım zaman çocuğun ihtiyacını yani sen yaratıcı onu hissettiriyor. O esnada nasıl dil kullanmak gerektiğini. Ama mesela şöyle bir şey de tavsiye edilir genelde. O anda mesela çok enerjiniz çok dolu, çok sinirlendiğiniz bir duruma. Ve aslında sinirlenmeyi de sinirleniyorsunuz. Ben niye sinirlendim diye sinirlenebiliyorsunuz. O yüzden hani bu genelde hani peygamber geleneğinde de bu çok meşhurdur ya. Sinirlendiğiniz zaman oradaki olay anını değiştirin. Yani ayaktaysanız oturun, oturuyorsanız kalkın, kolum değiştirin. Hatta bazen mesela dışarı çıkıp böyle derin nefes, hani nefes egzersizleri var, onu yapabilirsiniz. Kolum değiştirmek, düşünceyi farklı yerde değiştirmek. Çünkü o çocukla siz tam olarak aynı dili konuşamazsınız normal olarak. Çünkü çocuğun ihtiyacı ağlaması, bağırması bizim büyük insan gibi ağlama, bağlama manasına gelmeyebilir. O yüzden uyumlama ve sağlıklı dil kullanımı insanın ilk başta kendi iç dünyasındaki onarımı ve kendi bakımı ve kendine 15 dakika dahi olsa vakit ayırması kendi başına. Ya ben ne yapıyorum diye. Gerçekten bu çünkü hormonlarımız ve bedenimiz de bize hizmet ediyor. Onlar da birer memur, onlar da bize hizmet ediyor. Onların bakımını yapmazsak ruh dünyamıza yansıyor ve o da dile yansıyor tabii ki. Yani hocam burada sizin söylediklerinizde hani böyle her yaşa uygun aslında ayrıda bir dil kullanımı olması gerektiğiyle alakalı hani bir şey de hissediyorum, mesaj da hissediyorum söylediklerinizde değil mi? Yeni doğan bir çocuğa ya da 2 yaşındaki bir çocuğa konuşup kullanacağımız dille daha ileriki yaşlarda affedersiniz, daha ileriki yaşlarda kullanacağımız dil arasında bir farklılık var ama aynı zamanda bu kullandığımız dil de
benim içimdeki durumu yansıtıyor çocuğa karşı. Yani hani tabii ki bu dil değişmek birlikte benim içinde hissettiğim şeyi de aslında burada bir şekilde dilde bunun aracısı oluyor ve karşı tarafa iletiyorum.